Anne, tam 2 gün oldu Dilara benimle konuşmuyor. Hayır anne, onu börek ve kremalı bisküviyle kandırmaya çalışmadım. Bu saçma sapan fikirlerin içinde sağ ol anne. Anne, sorunlarımı bir şey yiyerek halletmemeyi öğrenmek kaç yılımı aldı biliyor musun? Anne, ağzın tıkaması doluyken bana bağırma lütfen. Hadi güle güle. Melek. Ne? Dilara'yı unut gitsin. Bak, ben varım. Bence sen harika birisin. Ve de dünyanın en iyi... Tolga, o partiye gitmene kesinlikle izin vermiyorum. Artık yapayalnız. Melek. Efendim bir tanem. Belki ben sana biraz akıl verebilirim. Öyle mi? Bir keresinde yaşlı bir adama aşık olmuştum. Bana kucak dolusu hediyeler getirip duruyordu. Duygu. O Noel Baba. Erdi. Onu 25 yaşında birisiyle hiçbir ortak noktası olmadığına nasıl inandıracağım? Peki ya senin 24 yaştaki biriyle ortak bir yanın var mı? Olmaz olur mu? Var elbet. Ben de 24 yaşında oldum Perdi. Hem de birkaç yıl boyunca. Tam 3 gündür uyuyamıyorum. Pertev, bunun bitki şeyi olduğuna emin misin? Elbette. Günlerdir uyuyamıyorum ama nedense kendimi inanılmaz şekilde sakin ve dinlenmiş hissediyorum. Ne tuhaf. Suzan Hanım. Ay. İyi ki buradasınız diyecektim. Çünkü gerçekten kadın kadına konuşabileceğim birisine ihtiyacım var. Beni ancak bir kadın anlayabilir. Evet Pertev, bekliyorum. Buna iğneleyici bir sözün yok mu? Ne yani? Melek böyle söyledi diye sizin kadınlıktan uzak olduğunuzu ima eden bir şey mi söyleyeceğimi mi sandınız? Bu benim haddimi aşar beyefendi. Evet Melek, anlat, dinliyorum. Benden 6 yaş küçük biriyle çıktığım ama onun 6 yaş büyük birisiyle çıkmasına izin vermediğim için Dilara benim bencil olduğumu düşünüyor. Bir dakika, bir dakika, yavaş ol. Önce Dilara kim onu söyle. Ha, şu büyük olan. Evet. Aman unut gitsin onu. Demek kendinden genç bir erkekle çıkıyorsun. Bu harika. Bence zaten böylesi daha doğal. Kadınlar bu konuda en verimli dönemlerini 30'lu yaşlarında yaşıyorlar. Canım ben bu döneme daha erken girdim sayılır. Aa, hadi fıstık, kim tutar seni? Takıl kafana göre dermişim. Affedersin, dün gece sabaha kadar müzik kanalı seyrettim de. Suzan Hanım, sen Dilara'nın yaşındayken hiç kendinden büyük bir çocukla çıktın mı? Elbette. Ama tabii ben o yaştayken dünya çok farklıydı. O zamanlar dünyanın tepsi gibi düz olduğunu sanıyorlardı. Aslına bakarsanız ben Dilara'nın bu çocukla çıkmasına izin vermeliyim. Melek, eğer Ömer bunu duyarsa seni öldürür. Ha, çok iyi fikir. Alışılmamış bir yöntem. Beğendim. Ben de çok beğendim. Ay, hayır, hayır. Siz beni yanlış anladınız. Eğer çıkarlarsa hiçbir ortak noktalarının olmadığını görecekler. Dilara kendiliğinden sıkılacak ve bu arkadaşlığı bitirmek isteyecek. Tabii ben Dilara'ya destek olmak için o genç ve öğrenmeyi seven Cengiz'le çıkmak zorunda kalacağım. Ama olsun. Biz zaten bir sürü ortak noktamız olduğunu keşfettik. Daha da keşfedecek çok şeyimiz olduğuna eminim.